İsrail'in Filistin'e saldırıları Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi'nce, Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi. Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi cami önünde bir araya gelen öğrenciler ellerinde Filistin bayraklarıyla Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne kadar yürüdü. Burada grup adına açıklama yapan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Yakup Kaya, Filistinlerin İsrail'in saldırıları nedeniyle her türlü hak ihlaline maruz kaldığını söyledi. 1948'den bu yana 200 binden fazla Filistinli Siyonist işgal rejimi tarafından katledilmiştir. Sadece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de en az 20 bini çocuk, 15 bini kadın olmak üzere 45 bine yakın kardeşimiz şehit olmuştur. Siirt'te de Gazze için sessiz yürüyüş yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde Güres Caddesi'ndeki Kızılay İş Merkezi önünde bir araya gelen öğrenciler, sporcular ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri direnişin simgesi Gazze pankartı açtı. Katılımcılar buradan ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki salonda Gazze konulu konferans verildi, açılan fotoğraf sergisi gezildi. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Raşit Ocak, partililer ve vatandaşlar Hazreti Süleyman Camii önünde bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Ocak, 7 Ekim esasında İsrail katliam ve soykırım makinesinin hız ve şiddetinin daha da artması olduğunu, bir yıl içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivilin İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düştüğünü söyledi. Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk, 11 binden fazla kadın olmak üzere 42 binden fazla masum Filistinli sivil İsrail'in acımasız ve insanlık dışı saldırılarında şehit düşmüştür.